Mutlu akşamlar efendim. Ulusal kanal ekranlarına ve ulusal radyo frekanslarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. 14 Nisan 2021'de hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu haber başlıkları ulusal kanal farkıyla ekranlarınızda olacak. Yeni günün ilk saatlerinde de birlikte olacağız. Ulusal kanal ekranlarında ve ulusal radyo frekanslarında gün içerisinde yaşananlar ve akşam saatlerinde halen şu dakikalarda önemli gelişmeler oluyor. Bir son dakika bilgisini aktararak başlayalım günün özetine. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta çok sayıda üssü bulunuyor ve bu üslerden biri olan Erbil'deki ABD üssünün hedef alındığı, vurulduğu yönünde sıcak gelişmeler, sıcak bilgiler geliyor. Biraz sonra Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan bağlanacak ve bölgedeki son gelişmeleri, sıcak durumu tüm ayrıntılarıyla bizlere aktaracak. Bir taraftan da son 10 gündür konuştuğumuz önemli haber başlıklarından biri Türkiye'de, dünyada Karadeniz'e çevirmiş durumda gözlerini. O bölgede şu an biliyorsunuz Rusya büyük bir tatbikat yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de bir tatbikata hazırlanıyordu. Ukrayna'da Donbas sınırında kriz devam ediyor. Rusya'nın büyük bir yığınak yaptığını biliyoruz. Biliyorsunuz yine keza Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Bu konuya ilişkinde merak edilen başlıklar, çok konuşulması gereken başlıklar var elbette. İlerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Bir de bugün özellikle ulusal kanalın edindiği bilgilerle birlikte aslında Donbas'ta yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik'in tertibi bir kere daha ortaya çıktı diyebiliriz. Bölgeye silahlı cihatçı grupların sevk edileceği yönünde bazı bilgilere ulaştı ulusal kanal. Bunu da ana haber bültenimizde ekranlarınıza taşımıştık. Bu konuya ilişkin ulusal kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir bağlanacak. Onunla birlikte konuşacağız ve Aydınlık Gazetesi dış haberler şefi bizimle birlikte olacak. Hep birlikte konuşacağız. Bir taraftan yine bir son dakika gelişmesi daha yaşandı akşam saatlerinde. Tabii teyit edildi mi bilgi bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bir bilgi geldiyse bana da söylerseniz sevinirim. Akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisi biliyorsunuz ki İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e giriş yapacaktı. İki savaş gemisinin Karadeniz'e gideceği yönündeki o bilginin şu dakikalarda bize gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisini Karadeniz'e göndermeyi iptal etti. Bu konuya ilişkin de ayrıntılı ve resmi açıklamalar geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Elbette hepimizin hayatında büyük bir yer kaplayan COVID-19'la mücadele, salgınla mücadele devam ediyor. Türkiye'de tablo giderek ağırlaşıyor. 62 binin üzerine çıktı Türkiye'deki günlük vaka sayısı. Birçok şehrimizde yine aynı şekilde vaka sayıları artarken gözümüz biraz da 40'lar 50'ye çevrilmiş durumda. Çünkü 10 kat bir artış var şehirde. Bu konuya ilişkin de biraz sonra Profesör Doktor Taceddin İnandı konuğumuz olacak. Kısmi kapanma fırsat mı? Hep birlikte konuşacağız. Bu konuya da mercek tutacağız diyelim efendim. Gece görüşüne başlayalım. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan bizimle birlikte. Yakup Aslan, gece görüşüne hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar Deniz. Bize bölgede yaşananları aktarabilir misin? Erbil Havalimanı'nda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir üssün vurulduğuna dair bir bilgi var. Bu bilgiyi sen de paylaştın. Alevlerin yükseldiği belirtiliyor bölgede. Sıcak gelişmeleri senden dinleyelim Yakup. Evet, hakikaten tansiyon çok yüksek. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yönetim merkezi olan Erbil Havalimanı içerisinde bir ABD üssü var. Bu ABD üssüne yaklaşık 40 dakika önce bir füze saldırısı gerçekleştirildiğine dair bilgi var. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına da dair şu an herhangi bir açıklama yok. Üstlenen de yok ama haber kaynakları direniş güçleri olarak adlandırıyor. Yani Haçlı Şabi'ye bağlı örgütler olabileceği yönünde haberler geçiyor. Ama şu an bu saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüt olmadı. Yine bununla birlikte şu anda bir son dakika bilgisi daha düştü. Yaklaşık 5 dakika önce Başika üssüne yönelik bir saldırı, Başika'da bulunan Türk üssüne, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu üsse
bir saldırı olduğuna dair ama yakın köylerde bir çocuğun hayatını kaybettiğine dair şu an bölgedeki kaynaklar ve Arap medyası buna ait bilgiler geçiyor. Hem Başika Üssü'nün de eş zamanlı olarak böyle bir eylemin gerçekleşmiş olması acaba aynı örgütler mi hedef aldılar ya da farklı bir durum mu söz konusu bunu akıllara getiriyor ama şunu aktaralım bir son dakika bilgisi olarak. Başika Üssü'ne yönelik bir saldırı girişiminin olduğu ve üsse yakın bir köyde bir çocuğun yaralandığı, bir sivilin yaralandığına dair ilk gelen bilgiler bu yönde. Bununla birlikte yaklaşık 45 dakika önce de Erbil'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üsse Erbil Havalimanı'na, Uluslararası Havalimanı'nda bulunan üsse bir saldırı gerçekleşti. Roketlerle gerçekleştiğine dair bilgi var ama resmi bilgiler en az bir roketin düştüğünü şu anda da yangının devam ettiğine dair hatta şu dakikalarda yangının devam ettiğine dair bilgiler hala bölgeden geliyor. Acaba eş zamanlının işte bu soruyu akıllara getirdi. Çünkü bir son dakikada Başika üst bölgesine yönelik bir saldırı bilgisi geldi. Tekrar izleyicilerimiz için tekrar edelim. Başika üst bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üst bölgesinin de hedef alındığına dair bir bilgi var. Herhangi bir üstlenen örgüt şu an itibariyle olmamakla birlikte üsse yakın bir köyde yaralanan bir çocuğun olduğunu ifade edelim son dakika bilgisi olarak. İşte bu iki eylemin de gerçekleşmiş olması acaba eş zamanlı arkasında aynı örgütün olduğuna dair bir saldırı mı sorusunu akıllara getiriyor. Zira özellikle kendine direniş kuvvetleri olarak adlandıran çeşitli gruplar ülkede bulunan yabancı güçleri sayarken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de buna dahil ediyorlar. Amerikan işgal güçlerini de buna dahil ediyorlar. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem bölgesel yönetim hem Bağdat'la yapılan güvenlik anlaşmaları ve uluslararası hukuk temelinde burada sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele için bulunduğunun altını çizelim. Eğer böyle bir saldırı da aynı gruplar tarafından gerçekleştirildiyse ya da arkasında aynı grup varsa büyük bir hata içerisinde olduklarını da altını çizelim. Bu kabul edilemez bir durum olduğunu da ifade etmek gerekir. Ama 5 dakikalarda şunu da ifade edelim ki net olarak üstlenen örgütün olmadığını söyleyelim. Belki Amerika üstüne yapılan saldırıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgesinin de hedef alınması arkasında aynı örgütün olduğuna dair bir algının oluşması için de gerçekleştirilmiş olabilir. Ama şu an yine tekrar edelim izleyicilerimiz için üstlenen bir örgütün olmadığını ifade edelim. Yerel kaynaklarda, Arap medyasında da, Irak medyasında da bazı kaynaklarda direniş güçleri olarak adlandırılıyor. Tabii akla hemen Haçlı Şabi ya da Haçlı Şabi'ye bağlı bir konsorsiyum biliyorsunuz. Farklı örgütlerden oluşan bir birliktelik. Bu Haçlı Şabi içerisinde kontrol edilmesi güç olan, kontrolü zor olan küçük gruplar var. Bunlardan biri mi gerçekleştirildi? Çünkü son aslında 48 saattir oldukça yüksek tansiyonlar. Dün de yine Irak bölgesel Kürt yönetiminin ya da Kuzey Irak yönetiminin sınırları içerisinde bir Mossad hücre evine, Mossad üssüne bir saldırı operasyonu gerçekleştirdi. Burada da hayatını kaybeden Mossad ajanlarının olduğu bir liste var. Ve bir eylemsel silsilenin de başladığını özellikle son 48 saatte söyleyebiliriz. Bölgede tansiyon yüksek deniz, bunu da söyleyelim. Yani dün itibariyle bir İsrail gemisi hedef alındı. Ardından Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim sınırları içerisindeki bir Mossad üssü hedef alındı. Bu gece itibariyle de bir Amerikan üssü hedef alındı. Ve bununla birlikte tabii başka üssünün de hedef alındığına dair bilgiler var. Bunun da net olarak, resmi olarak şu an doğrulanmadığını söyleyelim. En azından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu yönde bir açıklama gelmedi ama buna ait de bu yönde de haberlerin son dakika gelişmesi olarak özellikle Irak medyasında yer aldığını ifade edelim. Yakup Aslan, aslında sen işaret ettin, vurguladın da henüz saldırıyı üstlenen bir grup veyahut da bir örgüt olmadı. Fakat Haçlı
Haçlı Şabi gibi bazı grupların uzun zamandır bölgede tartışmalı bir statüde olduğunu biliyoruz. Şimdi sen konuşurken ben de bir taraftan gelişmeleri takip ederken özellikle bu saldırıların ya da en azından şöyle söyleyeyim Başika'daki saldırıların arkasında İran'ın olduğu yönünde bazı haberler düşüyor. Bunlar ne kadar doğru veyahut da bilinçli bir propaganda yürütülüyor şu anda diyebilir miyiz Yakup? Yani şu an Türkçe kaynaklara baktığınızda sadece Rudav'a ait bir bilgi var. Evet, şu anda Türkçe'ye bile çevrilmiş az önce beyan ettiğimiz Haçlı Batani diyor bu haberde de. Çok şükür üstte ya da tabii üzücü bir durum isminin yalanmış olması ama üstte bir herhangi bir can kaybının olmadığını ya da bir yaralanın olmadığını anlıyoruz ilk haberlerde. İşte Haçlı Şabi mi var ya da farklı bir grup mu var ya da aslında şöyle Haçlı Şabi özellikle Mehter Mühendis yani daha önceki genel sekreterinin hayatını kaybettiği suikastın ardından Kasım Süleyman ile birlikte hayatını kaybetmişti. Bu suikastın ardından otoritenin sağlanamadığı bir hal içindeydi. Daha sonra kurulan, yeni kurulan bu örgüte, bu konsorsiyuma dahil olan çeşitli örgütler de vardı. Yerli ufaklı yeni kurulan örgütler var. Yine mezhebi temelli örgütler var. Şabi dahil olmayıp ama Şabi gibi hareket eden örgütlerin de olduğunu söyleyelim. Çok kozmopolit bir yapı var. Örgütsel anlamda da bu proxy güçler tabii tamamı İran'a bağlı, İran kontrol ediyor demek çok zor. Ama İran'a yakın gruplar da var bunların içerisinde. Türkiye'ye karşı çeşitli açıklamaların olduğunu da biliyoruz bu gruplar içerisinden. Ama şunu ifade edelim, eğer böyle bir durum varsa hayati bir hata içerisinde olduklarını umarım anlarlar. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada bulunma varlık nedeni terörle mücadele ve sınır güvenliği. Kesinlikle Irak'ın toprak bütünlüğünün aslında garantisi olarak oradalar. Bağdat'la olan anlaşmalar, Irak bölgesel yönetimine olan anlaşmalar dahilinde uluslararası hukuk temelinde oradalar. Kesinlikle işgalci bir pozisyonda değiller. Ama bu yönde bir durum varsa bile bu yanlış adımdan geri adım atılması gerektiğini altını çizelim. Memecik göz bebeğimiz şu anda başka üstünde hedef alınmasına rağmen burada herhangi bir can ve mal kaybının olmayışı tabii bu sevindirici bir durum. Ama bununla birlikte de buraya bir saldırının olduğunu, belki arka planında Şabi'nin olduğuna dair ya da İran'ın olduğuna dair bir bakış açısının, bir algının oluşturmak istendiğini de söyleyebiliriz. Bu da ihtimallerden biri. Yani budur demiyoruz ama ihtimallerden biri. Çünkü çok çeşitli gruplar var burada. Bu gruplar adına eylem yapanlar var. Merkezi otoritenin ulaşamadığı, örgütsel otoritenin tam anlamıyla sağlanmadığı bir örgütten bahsediyoruz. Haçlı bahsederken de burada çok dikkatli okumak gerekiyor ama ilk bilgilerimiz tabii çok fazla yorumlamadan, aktarmaktan yanayız. Biraz daha zaman geçtikten sonra üstlenen, resmi anlamda üstlenenler olduktan sonra arkasında hangi ülkenin olduğu ya da ülkelerin olduğu anlaşılacaktır. İran temsilcisi Yakup Aslan bize bölgedeki son durumu ve son dakika bilgilerini aktardı. Teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Tabii bölge hareketli bir taraftan bir kere daha hatırlatalım sıcak bilgiyi sizlere. Bugün Boğazlardan geçmesi gereken Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemileri Türkiye'ye bilgi vererek geçiş yapmadı. 14 ve 15 Nisan'da Boğazlardan geçip 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesi gerekiyordu. İki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisinin ve aynı zamanda biliyorsunuz ki bölgede Rusya Karadeniz'de dev bir tatbikat yapıyor. İki savaş gemisi Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvuruyu da çektiği yönünde bilgiler var. Biraz sonra kapsamlı bir şekilde bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız olacak ama öncesinde bir bakalım Türkiye'de COVID-19'la mücadele bilanço ne? Kısmi kapanma ne getirecek, ne götürecek? Kısaca bir buna değindikten sonra arkasından sıcak gündemde konuklarımızla devam edeceğiz.
Profesör Doktor Tacettin İnandı, halk sağlığı uzmanı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum ben sana. Teşekkür ediyorum. Bugün açıklandı, bilançoda geldi. 310 binden fazla test yapıldı ve bu testlerin 62 binden fazlası pozitif olarak tespit edildi. Tam da 2 haftalık kısmi kapanma dönemine geçerken vaka sayısında da artış sürüyor gördüğümüz gibi. Benim öncelikle sormak istediğim soru şu hocam. Çok uzun zamandır 50 binin üzerinde seyreden bu günlük vaka sayıları ne zaman etkili olmaya başlıyor? Türkiye bunu ne zaman rakamlara yansımış bu şekilde görüyor? Şu anki alan önlemleri soruyorsanız, hani bunlar ne zaman rakamlara yansıyacak diye soruyorsanız, Mesela hocam şunu soruyorum. Dün 60 bine dayandı demiştik. Bugün 62 binin üzerine çıktı evet. günlük vaka sayıları. Bunun yansımalarını ne zaman görüyoruz Türkiye'de? Bunun üzerinden de tedbirleri değerlendirmek Evet, istiyorum. şöyle yani bir mevcut rakamlar bugün 62 bin üzerinde bir hastamız var. Geriye dönük birkaç haftaya baktığımızda, geriye dönük birkaç aya baktığımızda sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani bu rakamlara bakarak, geriye bakarak önümüzdeki günleri tahmin etmeye çalıştığımızda önümüzdeki günlerde de yükselişin devam etme ihtimali daha yüksek. Yani önümüzdeki hafta içerisinde, bir hafta içerisinde en azından bu yükselişin bir şekilde artması düşmesinden daha büyük bir olasılık. Neden derseniz, çünkü bugün aldığımız önlemlerin bir miktar etkisi olacak belki, ama bu etki bir hafta sonra ortaya çıkacak. Dolayısıyla geriye dönük olarak baktığımızda, kısa dönem birkaç haftaya baktığımızda sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz ve dengelerin, virüsle olan mücadelede dengelerin virüsün lehine olduğunu görüyoruz. Toplumdaki bu dengenin ve bunu değiştirecek olan şey bugünden itibaren hayata geçen uygulamalar, ki bunun da etkisini biz bir süre sonra ortaya göreceğiz. Benim tahminim bu önümüzdeki haftada 60-70 bin aralığında rakamlar göreceğiz. Belki 70 bin dolayında aldığımız önlemlerle 70 bin dolayında zirve pik yapacak. Ve sonra da düz seyretmeye başlayıp bir hafta öyle, bir iki hafta öyle gittikten sonra yavaş yavaş aşağı inecek bugünkü önlemlerle. Ama bugünkü önlemlerle bunun çok sert aşağıya inmesi, 50 bin lira rakamlara inmesi birkaç hafta içerisinde biraz düşük gözüküyor. Yani hocam kısmi kapanma bizim tam olarak beklediğimiz fırsat değil midir? Yani kısmi kapanma, eğer aşılar açısından düşünüyor isek, Evet, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin evet. Koca da zaten bunu vurgulayarak Evet. kısmi kapanmanın bizim için bir fırsat olduğunu ifade etti. Ama işte o ama var ya, o önemli bir ama hocam. Evet. Yani kısmi kapanma elbette aşı fırsatına erişim açısından kısmi bir fırsat diye düşünüyorum ben. Yani tam daha sıkı bir kapanma bu olasılığı, aşı fırsatını, ihtimali daha da yukarı çıkaracak olan bir önlem idi. Şu anda aldığımız önlemlerle biz kısmi bir kapanma uyguluyoruz ve bunun sonucunda ne olacak, ne yaşayacağız? Bunu tahmin etmek çok zor değil aslında şu anki kısmi kapanmayla. Önümüzdeki, az önce de söylediğim gibi, birkaç hafta, bir hafta en azından yükselişe devam edecek. 70 binli rakamlarda biraz seyrettikten sonra yavaşça aşağı inecek. Çok sert önlemler almadığımıza göre de yavaş yavaş aşağı inecek. Çok sert bir düşüşü beklemek doğru değil. Neden çok sert bir düşüşü beklemiyorum? Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, birinci ve ikinci dalgada yaşadığımız, ikinci dalgada yaşadığımız hastalık etkeniyle üçüncü dalgada, şu an yaşamakta olduğumuz üçüncü dalgadaki hastalık etkeninin bulaştırıcılık özelliği daha farklı. Şu anki daha bulaştırıcı. Dolayısıyla bizim daha katı ve daha sıkı önlemlere ihtiyacımız var. Ve şu an aldığımız önlemleri geçtiğimiz yıl Mart ayındaki önlemlerle kıyasladığımızda biraz daha gevşek önlemler almış durumdayız. Ve bunları, ikisini bir araya getirdiğimizde benim ileriye yönelik tahminim çok hızlı, sert bir düşüş değil. Hani biraz daha yükseldikten sonra hani orada sabit kalabilir, plato çizebilir, düz bir seyir. Arkasından yavaşça aşağı inebilir. Bu da şu anlama gelir: 60-70 bin dolayında birkaç hafta içerisinde, bir ay içerisinde
bu aralıkta seyrederse düşünürseniz yaklaşık 2 milyona yakın, 1,5-2 milyon dolayında bir ay içerisinde hasta demek ve bu da binlerce on binlerce ölüm anlamına gelir ki hani bugünkü önlemlerle benim tahminim milyonlarca insanın hasta olması ve aşı fırsatını, hasta olanlar aşı fırsatı yakalayabilir belki ama binlerce on binlerce kişinin de aşıya erişmeden ölmesi anlamına geliyor. Sevgili hocam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında yaptığı açıklamada Türkiye'de var olan mutasyonlara ilişkin bilançoyu da aslında aktardı. En çok görülen mutasyon İngiltere mutasyonu, %85'inde özellikle nüfusun bu mutasyonun görüldüğünü söyledi ama Güney Afrika ve Brezilya'ya ait varyantların da Türkiye'de 11'i aşkın ilde ve 300'e yakın vatandaşta tespit edildiğini ifade etti. Şimdi bu bilançoyu göz önüne aldığımız zaman ve her gün artan bu vaka sayısında yine aynı şekilde yanına koyduğumuz zaman akıllara gelen sorulardan bir tanesi ki dünyada bunun üzerine yapılan bazı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Özellikle İngiltere'de, Almanya'da mutasyonların aşı çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ya da aşının etkinliğini azaltıp azaltmayacağı yönünde bazı tartışmalar yaşanıyor bilim insanları arasında. Tabii bu konuya ilişkin çok sayıda farklı görüş beyan edenler var. Fakat bu noktaya ilişkin sizin ben görüşünüzü merak ediyorum. Bugün konuşulan konulardan bir tanesi de şuydu hocam. İngiltere'de özellikle uygulanan bu aşılama metodu çok konuşuldu. İlk dozda farklı bir aşı, ikinci dozda farklı bir aşı yapılıp ortaya çıkan tabloyu değerlendirdiğimizde yine İngiltere'nin daha yönlü bir taktik incelediği, izlediği yönünde bazı görüşler ve olumlamalar yapıldı. Sizin bu konuya ilişkin de fikrinizi merak ediyorum. Evet, aşı da kombinasyonlar konusunu Çin de gündeme getirdi. Aşı etkinliğini artırmak amacıyla farklı aşılar yaparak kişilere koruyuculuk etkinlik daha da yükseğe çıkabilir. Bunlar hani teorik olarak mümkün. Deneyerek göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ama şu ana kadar aşılardan bir kısmı bu mevcut olan varyantlara karşı etkili, en azından bunu biliyoruz. Bazı aşılarda, örneğin AstraZeneca'nın aşısı özellikle Güney Afrika virüsüne karşı etkisiz olduğu söylenmişti. Hani bunun gibi bir kısım aşılarda etkinlik düşse de özellikle mRNA aşısı denen aşılarda, BioNTech aşısında koruyuculuk hala yüksek düzeyde. Ama buna karşı da bir taraftan hani aşı geliştiren firmalar, bilim insanları çaba harcıyorlar. Yeni bu suçlara karşı aşı geliştirme çabası sürüyor. Ancak bence hani bu konu bizim şu an ülkemizin öncelikli konusu aşı konusunda bu olmadığını düşünüyorum. Bu bir taraftan sürüyor bu çalışma. Akademik dünyada da tartışılacak. Ve aşı benim kanaatim üretilecek. Yani varyant virüs değişse de bu değişik virüslere karşı da kısa sürede aşılar üretilecek ve üretilme için de çabalar başladı şu anda. Çalışmalar yürüyor. Bunu da biliyoruz. Bu sorunu aşılabilecek bir sorun ama benim hani bir an önce bizim ülkemiz açısından baktığımızda büyük bir dalga yaşıyoruz. Çok yakıcı bir dalga. Bunu etkilerini nasıl en aza indiririz? Bu konu son derece kritik. Ne yapmalıyız? Bunun üzerine kafa yormak zorundayız. Önümüzdeki esas pandemiyle ilgili gündemde ve biz bunu önümüzdeki günleri, haftaları bu dalgayı kontrol etme üzerine düşünmeliyiz daha çok. Ve bu dalgayı kontrol ederken aşı, bir yandan aşı bulmak birincisi, aşıyı hızlandırmak gerekiyor ve aşıda da özellikle Çin'den gelen Sinovac'ın yanı sıra Sinovac'tan daha çok az önce de belirttiğim gibi BioNTech firması işte mRNA teknolojisiyle yeni geliştirilen aşıların temin edilmesi daha öncelikli diye düşünüyorum. Onu da şundan dolayı yani Sinovac aşısının bulaştırıcılığı önleme oranı %50 dolayında, %50-60 dolayında. Dolayısıyla toplumsal bağışıklık açısından daha yüksek etkinliğe sahip olan mRNA aşıları gibi daha yüksek aşılara ihtiyacımız var toplumsal bağışıklık için. Yani biz
toplumun %100'ünü bugün Çin'den gelen aşıyla aşılamış olsak bile ancak %50 toplumsal bağışıklığı sağlamış olacağız bir aşamada. %60'ını, ki bu da yeterli olmayacak. O nedenle daha etkin aşılara yönelmek akılcı bir strateji. Yani bu salgın önlemede aşılama önemli şeylerden birisi, ama toplumsal hareketliliği sıkı bir biçimde azaltmak ikincisi. Yani tam kapanma önlemlerini sıkılaştırmak gerekiyor. Şu anda çalışma hayatında önemli bir kısıtlama yok. Tüm çalışma hayatı büyük bir ölçüde devam ediyor. Bunu kısıtlamak lazım. Test sayısını artırmak gerekiyor. Daha yaygın test yapmamız gerekiyor. İzolasyon, karantina süreçlerini sürdürmemiz, etkili bir biçimde sürdürmemiz gerekiyor. Mücadeleyi sahada vermemiz gerekiyor. Şu anda yoğun bakım servislerine bakarak yer var demek çok doğru bir şey değil, yanlış bir şey. Çünkü bu mücadelenin esas yeri toplumun içidir. Hastanelerde yoğun bakıma girdikten sonra, cihaza girdikten sonra, solunum cihazlarına girdikten sonra burada ölüm oranları çok yüksek. Dolayısıyla hani yer var, nasıl olsa bu kapasite üzerinden gevşeme ve kontrol önlemlerini düşünmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. O nedenle de ekonomik destek de sunmak son derece önemli. Yani kapanmak önemli, kapanmak zorundayız, ama ekonomik destek olmadan yapılacak kapanma yine istediğimiz sonucu vermeyecek. Neden vermeyecek? Çünkü bu kapanmadaki amacımız insanların sağlığını korumak, sağlıklı olmasını sağlamak. Dolayısıyla aç, temel gereksinimlerini sağlayamamış insanları kapattığımızda ev içerisinde açlık, gerilim, stres, ruhsal sorunlar, çatışma, aile içi şiddet, intihar da dahil olmak üzere pek çok şey olur ve kurallara uymaz, dışarı çıkar, insanlar çalışırlar. Ekonomik destekle birlikte yani ruh sağlığımızı koruyamayız, sosyal ilişkilerimiz zedelenir. Tam bir destek ve bunu ekonomik destek olarak, tam kapanmayı ekonomik destekle yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bu ekonomik gücümüz var mı? Ekonomik krizden geçtiğimizin farkındayım, biliyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti isterse bunu yapabilir. Bu bir tercih meselesidir, kararlılık meselesidir. Borçlanır, bir şekilde bu parayı para basar, bir şekilde ihtiyacı olan insanlara bunu verebilir, verebilecek güçte diye ben inanıyorum. Sevgili hocam, o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki uzun zamandır aslında benim duymak istediğim bir yanıtı verdiniz. Bir de en başta sözlerinizin en başında şöyle bir şey söylediniz. Sadece tek bir aşıyla bağlı kalmayıp birden fazla aşının ülkeye gelmesi, benim anladığım kadarıyla, sizlerden öğrendiğim kadarıyla, bir taraftan da toplumsal bağışıklığı ve toplumsal aşı güvenilirliğini kazanmak için de önemli. Ne kadar çok aşı, o kadar fazla aşı güveni ve toplumsal bağışıklık demek. Buna ilişkin de bakanlığın çalışmaları var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu açıkladığı için böyle ifade ediyorum. 30 milyona yakın bir BioNTech aşısının Haziran ayının sonuna kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Çin'den yine bir miktar aşı gelecek ve birkaç ay içerisinde de Rusya ile yapılan anlaşma neticesinde Sputnik V'nin Türkiye'de en azından üretiminin başlaması ve yerli aşının da Eylül ayında vatandaşların üzerinde uygulanmaya başlanmasının planlandığını ifade etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sevgili hocam, eklemek istediğiniz bir husus var mıydı? Eksik bıraktığımız nokta varsa lütfen Evet. buyurun. Yani belki son olarak şunu söyleyebilirim. Kuşkusuz hani bu salgının kontrol altına alınmasında hepimizin sorumluluğu var. Sorumluluklar meselesini de Çok tartışıyoruz çok çok biliyorsunuz. çok özür diliyorum sevgili hocam. Bu soruyu da sormadan edemeyeceğim sizi yakalamışken. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir soru soruldu. Duymuşsunuzdur toplantıda. Bu artışın sorumlusu kim diye. Şöyle bir yanıt verdi. Hepimiz. Katılıyor musunuz? Evet. İşte evet, bu soruya biraz da belki yanıtı olabilir. Şimdi pandemi karşısında, böyle bir salgın karşısında toplumun her kesiminin, her bir bireyinin sorumluluğu var. Bu açık. Sorumluluk açısından sorumluluğumuz var. İkincisi, şu sorumluluklar farklı düzeydedir yalnız. Yani sorumluluk güçle ilişkili bir kavramdır. Gücü elinde bulunduran kişinin, yapabileceği çok fazla şey olan kişiyle bireyin sorumluluğu aynı değildir. Yani ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu bireyin sorumluluğundan daha fazladır sorumluluklar açısından.
İkinci nokta gelelim. Şu sorumluluk ayrı bir şey. Katkı vermek ya da bu sürece katkı vermek ayrı bir şey. Yani hepimiz sorumluyuz pandeminin kontrolü altına alınmasından. Yani ben neden sorumluyum? Bir vatandaş, bir birey olarak sorumluluğumuz nedir derseniz, maske takmak, mesafeye uymak, işte el hijyenine uymak gibi sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getiren çok sayıda yurttaşımız var. Maskesini takan, kurallara uyan çok sayıda insanımız son derece titiz. Bu sürecin kontrol altına alınmasında bu bilinçle hareket eden pek çok insanımız var. Dolayısıyla bu insanlarımıza bugünkü sürecin ortaya çıkmasında kusur ya da katkı verdiğini söylemek haksızlık olur. Yani tüm insanlar bugün bu boyuta gelmesinde, pandeminin bu boyuta gelmesinde sorumluluk değil, katkı ya da kusur arıyor isek, buradaki kusur hepimizde eşit değil. Hani sorumluluğunun farkında olmayan, maske takmayan, mesafeye uymayan bir yığında başka insanlar da var. Bu insanlarla ötekileri aynı kefeye koymak ve pandeminin buraya, bu noktaya gelmesine aynı şekilde herkesi sorumlu tutmak ya da aynı şekilde katkı verdiğini söylemek biraz haksızlık olur, çok da adil olmaz. Ben hani bunları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Toplumumuzun önemli bir kısmı, bir kesimi kurallara uydu, saygı gösterdi. Burada sizler basın ve gazeteci olarak bu konunun önemini dikkate alarak dikkat çektiniz. Toplumu aydınlatmaya çalıştınız. Sorumluluğumuzu yerine getiren bir anlayışla. Bizler toplumu uyarmaya çalışıyoruz, kurallara uyuyoruz. Dolayısıyla kurallara uyanla uymayanı aynı kefeye koymak, aynı şekilde bu pandeminin büyümesinde sorumlu tutmak ve katkı verdiğini söylemek fikri çok daha doğru değil diye düşünüyorum. Katılmadığımı söyleyebilirim buna. Hani bu noktada bir de tabii ki elbette bakanlığın ve liderlik, yöneticilik sorumlulukları var, rolleri var. Bizlere göre çok daha büyük sorumlulukları var. Elbette sorumluluk açısından hepimiz sorumluyuz ama kusur ya da eksiklik arıyorsak bunun büyümesinde herkes eşit katkıyı vermiyor. Bazıları tam kurallara uyarken bazıları uymuyor. İçin kırmadığınız için yorumlarınız da çok kıymetli. Teşekkür ediyorum bir kere daha. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Profesör Doktor Tavcettin İnandı konuğumuzdu. Türkiye'nin kısmi kapanma süreci alınan tedbirlerin ne denli etki edeceğini değerlendirdi. Biraz sonra iki kıymetli konuğumuz olacak. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz gemilerini Karadeniz'e göndermekten vazgeçti. Kararı Türkiye'ye bildirdi. Yeni de bir tarih verilmedi. Bakacağız. Ukrayna-Rusya geriliminde neler yaşanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun, Türkiye'nin rolünü de konuşacağız. Bir ara verelim. 2 dakikalık aranın ardından devam edeceğiz. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında Gece Görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçti. Karar Türkiye'ye bildirildi. Yeni bir tarihte verilmedi. İşte bu konu sıcaktı. Ukrayna-Rusya geriliminde yaşanan tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla masaya yatıracağız şimdi. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir ve Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Orçun Göktürk konuğumuz. Gece Görüşü'ne hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hızlıca önce Ankara'ya dönmek istiyorum. Gürkan Demir, bize sıcak bilgileri aktararak başlayabilir misin? Özellikle merak ediyoruz şimdi, Amerika Birleşik Devletleri neden gemilerini göndermekten vazgeçti? Buna geri adım demek ne kadar doğru diyebilir miyiz? Hepsini senden bir dinleyelim, üstüne konuşalım. Tabii Deniz, normalde bu gemiler 14 ve 15 Nisan tarihlerinde, yani bugün ve yarın Karadeniz'den geçeceklerdi, Boğaz'da, Türk Boğazları'nda. Ama gelen son dakika güvenlik kaynaklarından, dış diplomasi kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu gemilerin geçişi Amerika tarafından iptal edildi ve bu bildirim Türkiye'ye duyuruldu. Normalde 14 Nisan'da geçen gemi 4 Mayıs'ta, 15 Nisan'da geçen gemi ise 5 Mayıs'ta Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre
Karadeniz'den tekrar ayrılmak zorundaydı. Ve geçişlerine ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığımıza bir bildirimde bulunmuştu. Yine bu sözleşme kapsamında. Ve o bildirimin 15 gün sonrasında bu gemilerin geçmesi söz konusuydu. Yani bu Nisan ayının başında bu bildirimin yapıldığını anlıyoruz. Mart sonu Nisan başında. Ve yeniden ABD gemilerinin Karadeniz'e geçebilmesi için yeni bir bildirim yaptıktan 15 gün sonra bu gemilerin veya birden fazla gemilerin veya tek geminin geçmesi söz konusu olabilecek. Bu ABD'nin neden vazgeçtiği veya neden iptal ettiği noktasında ise henüz resmi bir açıklama yok. Hem Türkiye tarafından hem Amerika tarafından buna dair bir açıklama gelmedi ama tabii sahadaki sıcak gelişmelere bakacak olursak ABD Başkanı Joe Biden'la Rus lider Vladimir Putin dün bir telefon görüşmesi yapmışlardı. O görüşmenin arkasından bu adım geliyor. Aynı zamanda sahaya baktığımız zaman Türkiye'nin de bu gemilerin geçmesi noktasında veya işte Ukrayna-Rusya arasındaki krizde Karadeniz'deki o gerilimi artıracak adımların bir tarafı olmama noktasında da isteksiz olması Türkiye'nin ABD'nin böyle bir adım atmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yani Türkiye Karadeniz'deki gerilimi artıracak ABD'nin bu adımından memnun olmadığı için ABD'nin bu gemileri göndermeme kararı aldığını yorumlayabiliriz sahadaki gelişmelere göre. Zaten Rusya ile Ukrayna arasındaki bir süredir devam eden gelişmelerde hem Amerika Rusya'ya yönelik bazı suçlamalar yapıyordu. Hem de Rusya'dan sahada somut adımlar vardı. Hem kendisine yönelecek olan tehditlere karşı güvenliğini sağlama noktasında sınır hattında askeri birliği sayılarını ve kuvvetini arttırması. Aynı zamanda da bugün Karadeniz'de önemli bir tatbikat yapması vardı. Bu tatbikata bugün itibariyle başladı. Ukrayna'nın da benzer şekilde Kırım'a yakın bir bölgede tatbikat yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Karşılıklı olarak sahada adımlar atılıyor. Sıcak bilgiler kapsamında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkürler Gürkan Demir. Hemen Orçun'a da dönmek istiyorum. Orçun Göktürk, bu sıcak gelişmeyi nasıl değerlendirmek lazım? Siz haberi aldığınızda nasıl okudunuz bu gelişmeyi? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Birincisi Amerika real politiği görünce geri adım atmıştır bugün. Tabii bundan sonra Karadeniz'e yine savaş gemisi Montreux Sözleşmesi bağlamında gönderebilir. Ama Rusya'nın alana inmesi, askeri tatbikat başlatması hem Putin'in hem de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ABD Ukrayna'yı ateşe atıyor ve Rusya'ya karşı herhangi bir saldırı karşılıksız kalmaz açıklamaları sonucu ABD'nin birincisi Sayın Gürkan Demir de vurguladı. Geçtiğimiz ay Biden Putin'e katil demişti fakat bugün basına yansıyan haberlerde dün daha doğrusu Biden'ı Putin'i arayıp ABD'de gelecek ay Mayıs ayında düzenlenecek olan küresel iklim zirvesine davet ettiğini gördük. İkincisi bunun bağlamında beraber değerlendireceğimiz ikinci haberde yaklaşık yarım saat bir saat önce Ulusal Kanal'da son dakika olarak duyurduğu savaş gemilerinin Boğaz'dan geçmemesi. Yani ABD bir katil Putin söyleminden geri adım atıp Putin'i Amerika'ya davet etti. İkincisi olarak da savaş gemilerini en azından şu anlık Karadeniz'e göndermediğini görüyoruz. Yani Amerika'nın real politiki gelişmeleri göz önüne alarak bir geri adım attığını söyleyebiliriz. Biden o görüşmede Putin'e üçüncü bir ülkede görüşme de teklif etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama da bu yöndeydi. Acaba tüm bunlar bölgedeki krizin birazcık durulması için bir sebep yaratmış olabilir mi? Sayın Orçun Göktürk. Evet, olabilir. Son dönemde ABD'nin özellikle Dışişleri Bakanı ikinci kere Avrupa seferinde. Şu an Brüksel'de hem ABD Dışişleri Bakanı hem de Savunma Bakanı çeşitli görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin ilki Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile gerçekleşmişti. Bugün de AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüştüler. Karşı cephede bir birliktelik yaratmaya çalışıyor ABD. Özellikle Trump sonrası politikada hem Avrupa'da
Avrupa Birliği ile ittifakı güçlendirerek Rusya'yı çevreleme, hem de özellikle Pasifik'te Japonya, Hindistan ve Avustralya ile beraber Çin'i çevreleme stratejisini devam ettirmeye çalışıyor. Fakat burada şunu görmek lazım. ABD'nin bunları uygulayacak sahada hem askeri olarak hem de ekonomik olarak bir gücü yok. Yani ABD Rusya'ya çevrilme ya da Çin'e karşı hem Güney Çin Denizi'nde hem Tayvan Boğazı'nda bir savaş girişimini ABD mevcut başlattığı savaşları sona erdiriyor. Bugün açıklandı, ABD Afganistan'dan askerlerini geri çekme anlaşmasını devam ettireceğini, Trump döneminde imzalanmıştı Taliban'la görüşmelerde. ABD Afganistan'dan çekiliyor, ABD Suriye'de ilerleyemiyor. ABD Ukrayna'nın Rusya üzerine sürülmesini sadece hegemonyasını iddia ettiği hegemonyasını sürdürme amacı açıklamalarıyla sürdürdüğünü görebiliriz. Buna Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, ABD'nin hegemonyası ile söylemleriyle gerçekliğinin birbirine uymadığını, bir çelişki olduğunu çok güzel vurguluyor. O yüzden Ukrayna üzerinden hem Türk-Rus işbirliğini bozma hem de bir savaş kışkırtıcılığının çok gerçekçi olmadığını söylemek mümkün. Orçun Göktürk, teşekkür ediyorum. Önemli bir noktaya değindiniz. Tam da bu noktada Gürkan Demir'e dönmek istiyorum. Bugün bir haber hazırladı Ankara büromuz ama öncesinde siz de ifade ettiğiniz o sıcak gelişmeyi bir kere ben de tekrar edeyim izleyicilerimiz için. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden 1 Mayıs itibariyle Afganistan'dan çekileceklerini açıkladı. 11 Eylül saldırısının 20. yıl dönümünden önce Afganistan'dan tamamen çıkmış olacağız dedi Joe Biden yaptığı açıklamada. Şimdi Gürkan Demir'le devam etmek istiyorum. Uzun zamandır konuştuğumuz bir durumdu aslında. Sayın Göktürk de bu noktaya işaret etti. Özellikle Atlantik'in Karadeniz üzerinden Rusya'nın ve Türkiye'nin ilişkilerini hedef aldığı yönünde değerlendirmeleri yapmıştık. Bu konuya ilişkin de görüşleri ortaya koymuştuk ama bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından konuklarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Ulusal kanal ekranlarında, ulusal radyo frekanslarında gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan krizi, Karadeniz'deki son durumu değerlendiriyorduk. Ulusal kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir bizimle birlikte. Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Orçun Göktürk bizimle birlikte. Bültenin başında hatırlarsanız gece görüşünün ilk başlarında İran temsilcimiz Yakup Aslan bize özellikle Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı ve Türkiye'nin Başika üssüne yönelik saldırıya ilişkin sıcak gelişmeleri paylaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama da geldi. Şu anda da son dakika olarak ekranlarınızda ben de sizlere hemen o son dakikayı aktarayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama ekranlarınıza da geliyor. Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Gedu üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan 3 roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş. Köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu sıcak bir gelişme elbette arka arkaya son dakikaların olduğu bir gece yaşıyoruz. Gerçekten peş peşe sıcak açıklamalar geliyor. Hem Karadeniz hareketli hem de zaten çok uzun zamandır hareketli olan bir sahada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gürkan Demir'le devam edecektim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme sürecini de konuşuyorduk araya gitmeden önce. Hem o noktadan hem de Başika üs bölgesine yönelik bu saldırı ile ilgili de görüşlerini almak isterim Gürkan Demir. Deniz Çağlayan, şimdi ABD gemilerinin geçmeyeceği bilgisinden önce bir olay yaşandı. Neydi o olay? ABD Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından bir hatırlatma vurgusuyla açıklama yaptı. Daha önce terör örgütünün sözde üst düzey liderleri için koyulan ödül vardı ABD tarafından, sözde ödül. Onun duyurusu yapıldı bugün. Dendi ki işte Murat Karayılan için
ihbar edilmesi durumunda 5 milyon, Cemil Bayık ihbar edildiği zaman 4 milyon, Duran Kalkan ihbar edildiğinde ise 3 milyon lira ödül verileceği ve bu duyuruyu yapan, ihbarı yapan kişilerin de kimliklerinin saklı kalacağına yönelik bir hatırlatma vurgusuyla ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından açıklama geldi. Şimdi daha sonra ne oldu? Özellikle Türkiye'nin de isteksiz tavrı, Karadeniz'in daha da gerilimini arttıracak ABD gemilerinin geçmesine karşı bu tavrı, ardından da Başika'da Türk üssüne, Türk kampına yönelik bir terör saldırısı olduğunu görüyoruz. Bunun adı terördür. Bir askerimiz şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Ya bunlar birbirinin bir parçası, birbirinden ayrı olarak değerlendirilemez. Hem ABD'nin tweet'i, bu boğazlardan geçme noktasındaki geri adımı ve bu saldırı, üçü de birbiriyle bağlantılı. Zira bölgede özellikle son dönemde Türk ordusunun Gara ile birlikte de sürdürülen kararlı operasyonları sonrası PKK ciddi bir sıkışma içerisine girmişti. Saldırının henüz PKK tarafından yapıldığı bilgisi yok. Sadece sahadaki son durum itibariyle söylüyorum bunu. Gelişmelere dikkat çekmek adına sıkışan bir terör örgütü vardı o bölgede ve Gara operasyonunda da Başika üssünün de ciddi şekilde tekrar gündeme geldiğine şahit olduk. Özellikle Başika bölgesi de Irak'ta bir eğitim kampı olarak da değerlendiriliyor. Aynı zamanda oradaki Türkmenlerin güvenliğini sağlama noktasında da Irak'ta olağanüstü acil bir durum konusunda bu üs tarafından müdahale edilmesi gibi kritik bir noktadaydı bu yüz. Saldırının yapılmasını ben çok manidar buluyorum. Afganistan konusuna da gelecek olursak, şöyle 1 Mayıs itibariyle aslında ABD'nin bütün askerlerinin, yaklaşık 2500 askeri var Afganistan'da, çekmiş olması gerekiyordu. Neye dayanarak? Geçen yıl Şubat ayında ABD ile Taliban ve Afganistan hükümeti masaya oturdular. Bir anlaşma imzaladılar. Dediler ki 1 Mayıs 2021'de ABD'nin bütün askerleri Afganistan'dan çekilecek ve burada 1 Mayıs'a yaklaşık 2 hafta kaldı. Bugün itibariyle öğreniyoruz ki işte Biden açıklama yaptı. 11 Eylül terör saldırısının yıl dönümü olmadan çıkılacağını, 1 Mayıs'a da bu sürecin yetişmeyeceğini duyurdu. ABD kısa vadede bu bölgeden çıkmak istemiyor. Çünkü Afganistan'daki varlığıyla birlikte Çin'i, İran'ı, Rusya'yı baskı ve etki altında tutuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin de bu üç ülkeyle yakın diyalog ve temas halinde değerlendirecek olursak, Türkiye'nin de ittifak birikimini bu noktada baltalıyor. Aynı zamanda Bir Yol Bir Kuşak projesi kapsamında da Afganistan geçiş güzergahı, o açıdan da büyük önem arz ediyor. ABD'de Çin'in bu Bir Yol Bir Kuşak inisiyatifine karşı tavrını da ortaya koyacak olursak ve dış politika vizyonunu açıkladığında Çin'e karşı yaptığı ve verdiği mesajları da göz önünde bulundurursak, kısa vadede bölgeden çekilmek istemediğini görüyoruz ki bunu bugün itibariyle Biden tescillemiş oldu. Ama uzun vadede bölgede tutunması söz konusu değil. Az önce Sayın Göktürk de vurgu yaptı. Güç kaybeden bir ABD var. Hegemonyasının yavaş yavaş tüm dünyada sona geldiği, güç dengelerinin değiştiği, Avrasya ve Asya cephesinin yükseldiği bir dönemdeyiz. ABD'nin ve Atlantik cephesinin gerilediği bir dönemdeyiz. O yüzden kısa vadede bu Afganistan'dan çekilme konusunu sürece yayma çabalarını sürdürseler de uzun vadede bölgede tutunmalar söz konusu değil. Şimdi 24 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında bu Afganistan konusu Türkiye'de bir konferans yapılacak İstanbul'da. Hem Afganistan hükümeti yetkilileri hem de Taliban'ın üst düzey yetkilileri gelecek. Türkiye burada Afganistan'daki barış görüşmelerine aracılık yapacak. Bir, ABD Afganistan'daki krizi çözmek isteseydi zaten 2001 yılından bugüne kadar çözebilirdi. Çözmek istemiyor ve Türkiye'nin de bu görüşmelere devretmesiyle birlikte bir noktada pimi çekilmiş bir bomba bırakıyor. Türkiye'nin bu bombayı patlatmamak Türkiye'nin elinde. Şöyle, eğer bundan sonraki süreci de Afganistan konusu açısından söylüyorum, Amerika ile Türkiye birlikte yürütme iradesi olursa bu bomba Türkiye'nin kucağında patlar. Çünkü Türkiye'nin, az önce söyledim, Rusya, Çin ve İran ittifakını Afganistan üzerinden baltalama imkanı veya sabote etme imkanı ABD'nin eline geçiyor.
Bu bombanın patlamaması için de Türkiye'nin madem 24 Nisan tarihi itibariyle süreci devralıyor, o halde yine bölge üzerinde etkisi olan Çin, İran ve Rusya ile birlikte Türkiye oturur. Yeni bir yol haritası Afganistan için çıkartır. İşte o zaman da bu bomba patlamadan Afganistan krizine önemli bir çözüm getirilmiş olur. Orada sağlanacak olan barış ve istikrar özellikle Kuşak Yol İnisiyatifi kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğunu hesap edersek bütün bölge ülkelerine ciddi bir katkı sağlamış olacaktır. Afganistan konusunda da ekleyeceklerim bunlar. Hadi son olarak da ABD bölgeden şundan da çıkmak istemiyor kısa vadede. Afganistan, Pakistan o bölgelerde üretilen eroin vesaire gibi ürünlerin İran'a, İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya sevkiyatı söz konusu ve bu sevkiyatı da ağırlıklı olarak yürüten PKK eliyle yürütülüyor. Yani PKK buradan uyuşturucu konusunda da ciddi bir gelir sahibi, gelir elde ediyor. Bu gelirin kaybolmaması için de Amerika bölgedeki hakimiyetini kısa vadede bırakmak istemeyecektir. Ama uzun vadede tekrar tekrar söylüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bu bölgede de güç kaybeden ABD çekilmek zorunda kalacaktır. Orçun Göktürk'le devam edelim. Ekranlarınıza da geliyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin paylaştığı o tweet. Adalet için ödül. Teröristi durdurun. Yaşamları kurtarın. Bu tweet'i yorumlamanızı isteyeceğim. Bir de Gürkan Demir, Afganistan üzerinden filmi çekilmiş bir bomba var. Türkiye'nin konuşulacağı nokta önemli dedi. Bu görüşe de katılır mısınız? Fikirleriniz nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın en büyük destekçisidir. Yani böyle tweetlerle PKK'nın liderlerini arka kapıdan besleyip böyle medya önünde de yok bunları yakalayanlara ödül vereceğiz. Bunlar işte terör örgütü liderleridir söylemleri tamamen gerçek dışıdır. Çünkü ABD birincisi PKK'nın kurulmasından bu yana ikincisi PKK'nın hem İran'da PJAK hem de Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla çeşitli ülkelerin bölgemizdeki ulus devletlere karşı mücadelesinin bir numaralı destekçisidir. ABD önce PKK'nın Suriye kolu PYD'ye 110 bin tır silah yardımını kessin, ondan sonra bu tip söylemlerine başlayabilir. O yüzden bu tip tweetlerle Türkiye içerisindeki küçük Amerikancıları anca etkileyebilirler ama hem Türk devletini hem de Türk milletini bu tip açıklamalarla herhangi bir yanılsamaya sürükleyemezler. Bu birincisi. İkincisi Afganistan'daki süreçle ilgili Sayın Gürkan Hocam çok önemli bir şey söyledi. ABD Afganistan'dan başlayarak hem İran hem Suriye hem Türkiye hem Irak burada bir terör koridoru oluşturdu. Yani bu Çin'in Kuşak Yol projesinin tam tersi olan bir koridordu. Neydi? Taliban yaratıldı 1970'lerin sonunda Sovyetlere karşı. Daha sonra o kendi yarattığı Taliban aynı zamanda Afganistan'ın seçilmiş hükümetini de katleden bir terör örgütü kendini vurmuştu. Daha sonra 2001 yılında başlatılan askeri harekatın bugün aynı Başkan Bush'un açıklama yaptığı yerde bugün Biden dedi ki geri çekiliyoruz. Peki elimizde ne kaldı? ABD'nin elinde başarısız bir operasyon, aynı Irak operasyonunda olduğu gibi bölgenin bölünmüşlüğü, halkın çektiği azap ve binlerce kişinin katledilmesiyle sonuçlanan bir askeri operasyon. Buna karşı önerilen bölge devletlerinin inisiyatifiyle, yani bunu sadece Çin'in Kuşak Yol Projesi diye adlandırmak doğru değil. Bu bölge devletlerinin inisiyatifiyle oluşturmuştu. Bu aynı zamanda Çin ve Pakistan arasındaki ekonomik koridor, aynı zamanda Türkiye'nin orta koridoruyla birleşen bir projedir ve bu proje bölge halklarını, devletlerini kazan kazan ilkesi gereğince hem terör örgütlerini tasfiye eden, ulus devletleri güçlendiren hem de ticaretin gelişmesini sağlayan. Bunun sağlanmasının bir numaralı amacı da ABD'nin bölgeden geri çekilmesidir. Bugün bu askeri anlamda başlamıştır. Siyasi anlamda da bunun yankılarını göreceğiz. Zaten geçtiğimiz günlerde biz de Aydınlık Gazetesi'nde CFR ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin bir uzmanının değerlendirmelerine yer verdik. Burada ne diyordu? ABD'de
bu savaş cephesi, Şahinler cephesi olarak nitelendirebileceğimiz kişiler ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi çok büyük bir boşluk yaratacak. Bu boşluğu da Türkiye, Çin ve Rusya dolduracak. Bir, ikincisi ABD'nin müttefikleri adı altında kim bunlar? Gürcistan, işte Hindistan ki bunlar bile ABD ile çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Biliyorsunuz Hindistan S-400 alma kararı almıştı. Bunların da ABD'nin geri çekilmesiyle beraber ABD'ye olan güveninin azalacağını söylüyordu bu uzman. Yani ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesi ve bu görüşmelerin Türkiye'de yapılması aslında Türkiye'ye bir anlamda şu fırsatı da sunuyor. Türkiye bölgede yani hem Karadeniz'de hem Doğu Akdeniz'de hem de Hürmüz Boğazı'nda hem de Afganistan'a kadar uzanan jeopolitik alanda Türkiye'nin bütünlüklü bir strateji üretmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda başlamıştı Astana görüşmeleriyle biliyorsunuz. Türkiye, Rusya ve İran'ın. İkinci olarak Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine Azerbaycan'a verdiğimiz destek ve Rusya'nın da sürece dahil edilmesi. Yine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 2 hafta önceki ziyareti ve o ziyarette tekrardan Çin ile stratejik ortaklık ilişkilerin bu düzeye getirilmesi kararının açıklanması. Yani Türkiye bu süreci başlattı fakat tutarlı olmak gerekiyor. Yani tutarlı olmaktan kastım siz bir anlamda Doğu Akdeniz'de hem Yunanistan hem ABD'ye hem Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin namlularına göğüs gereceksiniz hem de Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeniz doğru değil. Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesiyle kazanacağı hiçbir şey yok, kaybedeceği çok şey olur. O yüzden daha tutarlı bir politika izlenmesinin olanakları da Türkiye'nin elindedir. Fakat ABD hem Ukrayna hem de Afganistan'daki Taliban'la görüşmelerin Türkiye'ye İstanbul'a alınmasıyla Türkiye'nin eline Sayın Gürkan Demir'in dediği gibi bir bomba bırakmak istemektedir. Fakat Türkiye burada çok sınanmıştır. O sınanmanın içerisinde Rus uçağının düşürülmesi dahil burada büyük badireler atlatılmıştır ve Astana süreciyle beraber bölgeye bir sükunet, Suriye krizinin çözümü ve aynı zamanda bugün Viyana'da İran'la devam eden nükleer görüşmeler dahil bölgede tekrardan Asya, Avrasya ülkelerinin inisiyatif kazandığını görüyoruz. Doğal olarak Türkiye'nin burada ABD'nin hem Afganistan konusunda hem de Ukrayna konusunda Türkiye'yi ateşe atması politikasına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biraz daha Karadeniz'e dönelim. Bugün önemli bir haber paylaştık izleyicilerimizle. Atlantik cephesinin bir süredir Karadeniz'de kışkırtma peşinde olduğunu vurguluyorduk ama önemli de bir bilgi paylaşıldı bugün. Ulusal kanal aracılığıyla izleyicilerimize ilettik. Türk-Rus dostluğunu hedef alan ve aslında benzer senaryoları hem Suriye'de hem Irak'ta, Afganistan'da, daha sayarsam birçok ülke ekleyeceğim. Yani Libya'da, Mısır'da örneğini gördüğümüz bir takım olayların aslında bize geçmişten bugüne uzanan bir fotoğrafı gibi oldu. Ben bu haberi okuduğumda. Türk-Rus dostluğunu bozmak için radikal silahlı grupların Ukrayna'ya, Donbas'a götürülme girişimi ve bu grupların burada devreye sokulmak istenmesi. Gürkan Demir, bu ne demek? Neden böyle bir senaryo yeniden önümüze geliyor? Biz bu fotoğrafları çok görmedik mi? Eğer bu fotoğraf bu şekilde çekilirse bölgenin geleceği nasıl olur? Bölgenin geleceği hiç de hayırlı olmaz Çağlayan. Ayrıntılı anlatacağım ama sıcak gelişme var. İzleyicilerimize paylaşalım. Bu Irak'taki başka üssüne saldırıya dair. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani saldırılar hakkında Erbil ve başka, hem Erbil'de de bir olay vardı. Bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da başsağlığı dileklerini ilettiği dışişleri kaynaklarından, diplomatik kaynaklardan son dakika bilgisi olarak bizlere ulaştı. Onu izleyicilerimize paylaşmış olalım. Şimdi Ukrayna krizi Çağlayan, Deniz Çağlayan. Şimdi şöyle bir özet yapmak istiyorum. Bakın, şimdi bir süredir Ukrayna'da Rusya ile olan o gerilim sürüyor. Daha sonra gemilerin boğazdan geçeceği bilgisi kamuoyuna yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le, Rus lider Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapıyor. Ertesi gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Türkiye'de ağırlıyor. Dün Biden'la Putin arasında telefon görüşmesi oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasında telefon trafiği oluyor.
Bugün NATO toplantısı vardı Afganistan kapsamında. Özellikle önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ilişkin de bölgede toplantı olacak ve dün Stoltenberg'in açıklamaları vardı. Bu NATO toplantısına Afganistan'la ilgili hem dışişleri hem de Milli Savunma Bakanları katıldı. İşte Biden'ın Afganistan'dan çıkma ve bu sürece ilişkin açıklamaları 24 Nisan'da Türkiye'de bu Afganistan sürecinin başlaması konusu. 27-29 Nisan'da Cenevre'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin veya geleceğini yakından ilgilendirecek Birleşmiş Milletler ev Evet. sahipliğinde konferansın yapılması. ABD Büyükelçiliğinden bugün yapılan o PKK'nın sözlü üst düzey liderlerine ilişkin açıklama, başka üstüne saldırı ve yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'in Türkiye'ye gelmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi, ikili görüşme sonrası 18.30'da kameralar karşısına geçecek. Bir noktada dünyanın gözü bu görüşmede de olacak. Ama basından soru almayacaklar. Sadece iki lider, iki isim açıklama yaptıktan sonra görüşmeyi sonlandıracaklar. Ve geliyoruz Ukrayna konusunda işte sahada her iki tarafında yığınağın sürdüğü askeri tatbikatların yaptığı bir tablo. Bütün bunların hepsi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor ve Türkiye bu işin merkezinde. Aynı zamanda ABD'nin de işte Ege Denizi bölgesinde yeni üsler, yeni adalara konuşlanması da gündeme gelmişti. Halihazırda zaten ABD işte Yunanistan üzerinden Bulgaristan, Romanya, Ukrayna'ya askeri yığınağını devam ettiriyor. Bütün süreçler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor ve Türkiye işin göbeğinde. O yüzden bu meselelere bakarken biz Ankara'dan bakıyoruz. Herkesin de Ankara'dan bakması gerekiyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken bakın grup toplantıları vardı bugün ve dün İYİ Parti'nin ve CHP'nin, MHP'nin. Bu sıcak gündem başlıklarına ilişkin konuşma yapan tek isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Akşener dünyada bütün bu olup biten ve Türkiye'nin de merkezinde olduğu gelişmelere, Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini, ulusal birlik ve bütünlüğünü yakından ilgilendiren konulara gözlerini kulaklarını kapattığı günlerden geçiyoruz. Şimdi bu tabloda bugün önemli bir haber yaptık. Dün akşam Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı'yla yaptığımız çıkış yolu programından önce bize bir bilgi ulaştı. Sen söyledin. Suriye'den ve Karabağ bölgesinden silahlı radikal İslamcı gruplar, kısa adıyla bazı cihatçıların Ukrayna'ya taşındıktan sonra da Rusya'ya karşı sahada aktif olarak kullanılacakları bilgisi çok güvenilir kaynaklardan bize ulaştı. Bize ulaştığı gibi bu bilginin Rus yetkililere de ulaştığını öğrendik ve Rusya şu tespiti yapıyor en üst düzeyde, onu da öğrendik. Diyor ki bu cihatçıların bu bölgeye getirilmesi Türk-Rus dostluğunu bozmak için yapılıyor. Bu saptamayı da Rus devletinin en üst düzeyde yaptığını da öğrendik. Bölgeye götürülenlerin ağırlıklı olarak bölgeyi yakından bilen Tatar ve Çeçen kökenli gruplar olduğu, bir kısmının Türkiye'nin de zaman zaman işte Suriye sahasında tırnak içi söylüyorum eğittiği veya onlarla temas halinde olduğu gruplar olduğu ifade ediliyor. Bu grupların Türkiye'de bazı çekilmiş fotoğraflarının İşte yayınlanması gibi bir sürece girileceği, onların Türkiye ile içli dışlı olduğunu özellikle Rus kamuoyunda ikna etmek için kullanılacağı gibi bazı bilgiler bize geldi. Bu bilgiler ne oluyor? En nihayetinde Türk-Rus dostluğuna karşı bir sabotaj, bir tertip, bir kışkırtma oluyor. Şimdi şöyle bir haber çıktığı zaman işte Türkiye cihatçıları Ukrayna'ya getirdi, Türkiye'ye karşı savaştırıyor. Rusya kamuoyu buna ne diyecek? Ya böyle bir haberle karşı karşıyasınız. Ya Türkiye dost mu düşman mı? Bunu sorgulamaya başlayacaklar. İşte bu sorgulamaların önüne geçilebilmesi için bugünden itibaren Türk hükümetinin Türkiye'nin bazı tedbirleri alması, söz konusu taşınmaların kim yapıyorsa ABD'nin ve Atlantik cephesinin yapacağı bilgileri var. Çünkü ağırlıklı olarak onların kontrol ettiği gruplar bunlar. Ve şöyle kontrol ediyorlar. Dolar veriyorlar, bu grupları satın alıyorlar. Dolar veriyorlar, bu grupları satın alıyorlar. Haliyle 5 dolar fazla verince Ukrayna'ya da götürür.
Çin'e de götürür, Venezuela'ya da götürür, Küba'ya da götürür. Yani her şey 5 dolar fazla vermeye bakıyor. O yüzden kolay taşınabilir gruplar. Burada Türkiye'nin Rusya ile yakın diyaloğunu zaten her fırsatta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kabinet Bakanlar Kurulu'ndaki diğer isimler, Türk yetkililer vurguluyor. Daha da yakın diyaloğun devam ettirilmesi. Bakın uçak krizi oldu. Türkiye'ye faturası herkese malum. Daha sonra ne oldu? Andrei Karlov, Rus Büyükelçinin bir sergide suikast sonucu öldürülmesi. Bakın o süreç çok iyi yönetildi. Yani doğrudan Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık telefon trafiği, doğrudan irtibata geçmesi ve sürecin en akıllı bir şekilde yönetilmesi, büyük bir krizin önüne geçilmesi sağlanmıştı. Benzer bu durumun burada da olması, işte Kırım üzerinden bazı kısa vadeli hesaplara bu sürecin heba edilmemesi gerekiyor. Rusya Kırım'da bütün gerekenleri özellikle oradaki soydaşlarımız için yapıyor. Camidir, kültürel değerlerin korunmasıdır, ticari yatırımlardır, bölgede yeni fabrikaların açılmasıdır, hepsini yapıyor. O yüzden Kırım konusuna boğulmadan Rusya ile olan ilişkilerin yürütülmesi gerekiyor ve bu kapsamda da bu cihatçıların Ukrayna'ya taşınmasının engellenmesi ve taşıma işlemini yapacakları da Türkiye tarafından ifşa edilmesi gerekiyor. Bunu yapması gerekiyor Türkiye ki Ankara-Moskova ilişkileri bozulmasın. Zira Türkiye'ye yönelen çok yönlü tehdit var. Bu tehdidin bertaraf edilmesi de Türk-Rus dostluğuna çok yakından ilgilendiriyor. Yani burada Rusya'nın güvenliği, Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği, Rusya'nın güvenliği. Meseleye buradan bakıyoruz, Türkiye'den bakıyoruz. Yani Türkiye'nin toprak bütünlüğünden bakıyoruz. Rusya'nın toprak bütünlüğü olmazsa veya güvenliği olmazsa Türkiye'nin güvenliği olur mu? Olmaz. Yani zaten Amerika her iki ülkeyi de sıcak tehditler içerisinde bulunuyor. Son olarak şunu da söyleyeyim bu konuya ilişkin. Biden bu dış politika vizyonunu açıklarken az önce söyledim. Çin'i hedef alan esası itibariyle oraya Çin'le mücadele perspektifini oturtan bir konuşma yapmıştı. Çin'in ardından Rusya gelmişti o değerlendirmesinde. Ama bugün bakıyoruz sürekli Rusya'ya karşı ABD'nin bir kışkırtma içerisinde olduğu, Türkiye'ye karşı bir kışkırtma içerisinde olduğu, işte Çin'e de sözde Uygur ayrılıkçılığı üzerinden Türkiye içerisinden yanıt verdiğini görüyoruz. Çok sahada büyük adımlar atmadığını görüyoruz. Askeri adımlar atmadığını görüyoruz. Rusya'ya karşı ise bunu yapıyor. Burada şunu da değerlendirebiliriz bu adımı. Önümüzdeki yıl veya yıllarda Çin'e karşı atacağı adımlarda Çin'i yalnızlaştırmak için ilk etapta Çin'in bugün en büyük iki ortağı olan Türkiye ve Rusya'yı etkisiz hale getirmek, onların algı ve dikkatini başka noktaya çekmek ve onların bu gücünü azaltmak açısından Çin'i yalnızlaştırmak adına bugün hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi baskı altına, etki altına almak için Karadeniz'deki gerilimi arttırdığını değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim Gürkan Demir. Önemli bir özetti. O yüzden hiç bölmeden soluksuzca dinledim seni. Çünkü gerçekten daha önce biz bu fotoğrafı nerede gördük? Aslında çok net bir şekilde özetledin. Orçun Göktürk. Sen nasıl okursun bu fotoğrafı? Özellikle Ukrayna üzerinden Türkiye ve Rusya işbirliğinin hedef alınmasını. Bir de Çin geçtiğimiz günlerde, dündü sanırım haber, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir uyarısı vardı. Ateşle oynamayı bırak dedi. Tam da Karadeniz'de bu sıcak gelişmelerin yaşandığı dönemde ve bölge gerçekten çok hareketli. Libya'ya yapılan Avrupa Birliği'nin ziyaretleri, Avrupa ülkelerinin Libya'ya ziyaretleri sonrasında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'den verilen o kararlı mesaj, aynı şekilde yine Dendias'ın devam ettirdiği bir gezi var biliyorsunuz. O gezi kapsamındaki durağı yine yarın Ankara olacak. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında Biden yönetimine seçildikten sonra kendi ittifaklarını konsolide etmeye çalıştığını görüyoruz. Yani birincisi 2016-2020 yılları arasında Trump döneminde ABD'nin daha çok kendi kabuğuna çekildiğini, uluslararası düzlemde ise birinci sıraya Çin
karşıtlarını, hem ticaret savaşlarıyla, hem Uygur ayrılıkçılarıyla, hem Hong Kong kışkırtmasıyla. Fakat diğer dünyanın geri kalan bölgelerinde Suriye, Afganistan, hatta işte Almanya'daki 36 bin askerinin üçte birini çekme kararı almıştı Trump döneminde. Daha çok kendi işine odaklanan ve Trump'ın ağzıyla küreselleşme karşıtı bir politika izleyeceğiz söyleminin Biden döneminde tekrardan yani Trump'ı ortaya çıkaran siyasetlerin tekrardan ABD'de egemen olduğunu görüyoruz. Bu da aslında kendi çözümsüzlüklerini bize iyi bir şekilde anlatıyor. Tabii Avrupa Birliği üzerinden hem Atlantik İttifakı'nı konsolide etmek hem de Ukrayna kışkırtıcılığı üzerinden bir savaş şeritkanlığı yapmak ne kadar gerçekçi? Birincisi bu soruyu sormamız lazım. İkincisi çok daha yakın bir tarihte 2020'nin sonlarında Avrupa Birliği ile Çin arasında 7 yıldır görüşülmekte olan bir ticaret anlaşması imzalandı, yatırım anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Almanya, Fransa, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi liderleri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping katılmıştı. Şimdi bu anlaşma imzalandığında ABD yönetimi yeni değişmişti ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken basına yaptığı açıklamada bu anlaşmayı ne kadar iptal ettirmeye çalıştıysak da başarılı olamadık dedi. Yani ABD Avrupa Birliği ittifakı ne kadar konsolide olur, ne kadar gerçekçi? Birincisi bu soruyu sormamız lazım. İkincisi ABD'nin Rusya ve Almanya arasında imzalanan ve hem Almanya'nın hem de Avrupa'nın enerjide bağımsızlığını büyük ölçüde sağlayacak olan Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkması. Üçüncüsü yine 2018'de, burası çok önemli, ABD Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kasım 2018'de bir mutabakat imzalamıştı. Bu mutabakat neydi? Bu mutabakat birincisi Türk Akımı projesine, ikincisi de Kuzey Akımı projesine karşı çıkma mutabakatıydı. Yani ABD ve Ukrayna aslında burada neyi ilan etmiş olmuştu? Hem Rusya, hem Almanya, hem de Türkiye bizim düşmanımız. Doğal olarak Almanya'nın olmadığı bir Avrupa Birliği desteği mümkün değil Amerika'ya ya da Ukrayna'ya. O doğal olarak bölgedeki krizin artması en başta bölge halklarına ve devletlerine zarar. Almanya'nın destek vermeyeceği bir Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin destek vermeyeceği bir Karadeniz'de sıcak savaş girişiminin çok gerçekçi olmadığını görmek zorundayız. İkincisi Yunanistan'ın ziyareti. Yunanistan geçtiğimiz hafta Libya'yı ziyaret etmişti. Daha sonra Libya Başbakanı ve beraberindeki 14 bakan Türkiye'ye gelmişti. Hatta Yunan basını bu gelişmeye Libya Türkiye ile imzaladığı deniz mutabakatından geri adım atmayacak diye duyurmuştu. Burada önemli olan şu, Türkiye muhtemelen yarınki görüşmede şunu savunacak. Bizim Libya ile imzaladığımız deniz sınırlarını, deniz sınırı anlaşması, deniz mutabakatı anlaşması Birleşmiş Milletler tarafından onaylandı. Yani bu aslında bir uluslararası hukuk açısından uygun bir duruma getirildi. Türkiye burada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geçen hafta Libya ziyaretinde ne dedi? Bu anlaşmayı tanımıyoruz. Yani Yunanistan'ın bu anlaşması hem Birleşmiş Milletler hem de uluslararası hukuka aykırı. Bir kere Türkiye'nin bu nokta üzerinde duracağını görüyoruz. İkincisi Türkiye Mısır'la diplomatik ilişkilere başladı. Yani bizim Libya ile deniz mutabakatı anlaşması dışında Doğu Akdeniz'de önemli bir rol devleti olan Mısır'la tekrardan Sisi yönetiminden sonra ilk defa diplomatik ilişkilere başlamamız da önemli. Şimdi bu Batı'da nasıl yankılanıyor? Şöyle yankılanıyor. Türkiye bölgede inisiyatifi hem askeri hem siyasi anlamda ele almaya başladı. Yani Türkiye'nin bölgede askeri olarak sahada bulunmasını aslında masa anlamında da siyasi olarak da desteklediğini görmeye başladık. Birincisi masada artık şöyle yer alıyor Türkiye. Birleşmiş Milletleri tarafından tanınan bir Libya mutabakatı anlaşması. İkincisi geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları zirvesinde Türkiye'ye yönelik yumuşak söylemler. Biliyorsunuz sadece HDP'nin kapatılması ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması hakkında çok sert olmayan açıklamalar gelmişti Avrupa Birliği'nden. Onun dışında bir yumuşama dönemine girdi. AB ile ilişkilerde de yumuşama dönemine girildiği görülüyor. Cihatçı çetelerin Ukrayna'ya transferi ise ABD'nin hem Afganistan'da hem Suriye'nin kuzeyinde bölge halklarına ve Türk ordusuna karşı
kullandığı çok eski bir strateji. Yeni de değil. 30-40 yıldır bunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Bugün Sayın Doğu Perinçek'in şeyin Ulusal Kanal'daki programında da önemli vurgular vardı bu konuyla ilgili. Sayın Perinçek ne dedi? Ukrayna üzerindeki bu cihatçı çeteler Türkiye'den desteklendiği açıklamaları yapabilir. Bakın bu çok önemli. Bu hem Rusya ile ilişkilerimizi hem de Türkiye'nin uluslararası alanda yani bu sadece Ukrayna Rusya arasında değil Atlantik Avrasya arasındaki bir çelişme. Türkiye'nin uluslararası anlamda da imajını zedeleyebilecek bir açıklama olur. O yüzden bu cihatçı çetelerle ilgili Sayın Gürkan Demir'in dediği gibi Türkiye'nin açıklama yapması kesinlikle destekçisi olunmadığını hatta karşı yani bunların burada ne işe yaradı? Yani Türkiye Milli Savunma Bakanlığı elindeki bir sürü veri var. Yani bu cihat çetelerinin çoğu Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuna saldırıyor. İçinde El-Kaide unsurları var. Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin ayrılıkçı teröristleri var. Bunlar bizim askerlerimize saldırıyor. Geçtik Suriye'yi, Rusya'yı. Bize karşı hareket eden gruplar. İkincisi, Ukrayna içerisinde de bunlarla ilgili ciddi bir tartışma var. Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Geçen ay Ukrayna'da sağ sektörün liderlerinden Sergey soyadını unuttum. Tutuklandı. Bu çok önemli. Kendisi biliyorsunuz bu sağ sektör Ukrayna'daki Maydan olaylarını ve 2014'teki Batı destekli darbe girişiminin hem de Ukrayna'nın yönetimini ele geçiren darbe girişiminin önemli iç karışıklık çıkaran ırkçı bir örgütlenme. Sağ sektör lideri Ukrayna'da geçtiğimiz ay tutuklandı. Bu sağ sektörün lideri ne açıklaması yapıyordu? Çeçenistan'dan kendilerine katılma açıklaması. IŞİD'den kendilerine katılma açıklaması. Bakın bunlardan bazıları IŞİD kamplarında eğitim aldıklarını söyledi. Doğal olarak Ukrayna'nın kendi içerisinde de bir bütünsellik yok. Bunlara karşı nasıl davranılacağı ile ilgili. Maalesef Ukrayna'nın Rusya karşıtlığı üzerinden Amerika tarafından destekleniyoruz görüntüsü adı altında hem NATO'ya davet edilmesi hem de Karadeniz'de birincisi Azak Denizi'nde olmak üzere iki tane yeni üs kurulma girişimleri en başta Ukrayna'yı tehlikeye atıyor. İkincisi bölge ülkelerini Atlantik ve Avrasya güçlerini karşı karşıya getiriyor. Burada Türkiye, Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyaretinde çok soğukkanlı bir karşılama yaptı ve Batı basını Türkiye'nin Ukrayna'yı açık bir şekilde desteklemediğini gördü. Batı devletleri de açık bir şekilde desteklemediğini gördü. Nasıl gördü? Bu ziyaretten bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i aradı ve bölge hakkında hem Minsk anlaşmasını hem de Ukrayna'ya karşı Donbas krizindeki Rusya'nın çözümlerini dinledi. Doğal olarak toparlayacak olursak Türkiye'nin hem Ukrayna krizinde yapıcı bir rolde yer alması. Tabi burada bazı Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi gibi açıklamalar oluyor. Onu da şuradan görebiliriz. Rusya da yer yer NATO'ya girmek istediğini belirtiyor. Birkaç kere Putin bizi de NATO'ya alın şeklinde açıklamalar yapmıştı. Geçtiğimiz sene Fransa lideri Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Yani bu beyin ölümü gerçekleşen bir örgüt üzerinden Amerika'nın tekrar Atlantik ittifakını konsolide etme şansı bulunmuyor. Bölge ülkelerin de hem Türkiye'nin alanda daha sonra masada aktif bir şekilde sahada yer alması hem İran'ın hem Rusya'nın birlikte Astana sürecini başlatması aslında çözümün nerede olduğunu da gösteriyor. Yani Amerika çözmez. Rusya, Türkiye, İran çözer. Eğer Avrupa ülkeleri başta Ukrayna olmak üzere çözümü aramak istiyorsa bunu NATO'da ya da Amerika'da değil doğusundaki Rusya'da ve yine Karadeniz'deki sınır komşusu Türkiye'de aramak zorunda. Çok teşekkürler Orçun Göktürk. Yakup bağlandığında zaten ifade etmişti, sıcak gelişmeleri aktarmıştı Yakup Aslan bültenin başında. Bir kere daha ifade edelim. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Üs bölgesine gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiğini, 3 roketin atıldığında bu roketlerden bir tanesinin
üs bölgesine, diğer ikisinin de köy içerisine isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda da bir kahraman askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bu sıcak gelişmeyi bir kere daha hatırlattıktan sonra son bir tur yapalım ve kapatalım. Gürkan Demir, tabii bir taraftan merak ediliyor. Birçok meslektaşımız da sürekli bu konuyu yazıp çiziyor biliyorsun. Karadeniz'de savaş olası mı? Sıcak çatışma kısa vadede beklemiyorum ben. Silahların patlayacağını ülkeler düzeyinde ama vekalet olarak işte bu sahaya cihatçıların getirilmesi gibi unsurların aktif olarak sahada silah patlatacağını düşünüyorum. Buna da tabii lokal olarak Rusya ilk etapta yanıt verecektir. Onun büyümesini de Rusya istemez. Yani çünkü Rusya'nın da menfaatine değil, Ukrayna'nın da menfaatine değil, Türkiye'nin de menfaatine değil. O yüzden Rusya sabırlarını olabildiğince esnetecektir. Esnek tutarak gelebilecek olası saldırılarda veya küçük çaplı olaylarda lokal yanıtlar vereceğini değerlendiriyorum. Bakın G7 de işin içerisine girdi. Rusya'ya karşı bir bildiri yayınlıyorlar. Ama NATO'yu da işin içine katma çabaları var. İşte Ukrayna'nın NATO'ya girişinden bağımsız olarak Ukrayna bölgede işte Rusya'ya karşı NATO'nun konuşlanmasına dönük bir çağrı yaptı. 16 Nisan'da yani yarın olması lazım. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Emmanuel Macron'la Fransa'da bir görüşme yapacak. Burada Türkiye NATO içerisinde olup da Rusya ile bu kadar yakın olan tek ülke konumunda. Bu da Türk-Rus ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj şu şekilde: NATO topyekün bir karar alıp işte Rusya'nın karşısına orada dikilemiyor. Türkiye'nin veto etmesinden belki de çekiniyordur. Çünkü Türkiye bunu istemeyecektir. İstemiyor da sahadaki olgularda gemi çekilmeyle birlikte bunu işaret ediyor. Hal böyle olunca İşte Avrupa ülkelerini sürece dahil edebilmek için arka kapıyı dolanıyorlar. G7'yi sürecin içerisine dahil ediyorlar. Avrupa ülkelerinde bu şekilde Rusya'ya karşı kışkırtıyorlar. Aslında G7'de de Avrupa Birliği'nde de dağılmalar zaman zaman söz konusuydu. İşte Merkel'in, hatırlayacaksınız, Trump'a karşı fotoğrafı, ama Biden göreve gelmesiyle birlikte oraları yeniden işte düşmanlar yaratarak, sahadaki kışkırtmaları veya gerilimleri kızgınlaştırarak tekrar kendi hegemonyası altında Avrupa Birliği ülkelerinde birleştirmeye çalışıyor. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin NATO ile olan ilişkisini de gözden geçirmesi gerektiği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Her zaman söylüyoruz, yayınlarımızda buna ilişkin yapıyoruz. Türkiye'nin NATO'nun Türkiye'ye bir menfaati olmadığını, Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bugün bir gerçek yine Türkiye'nin önüne geliyor. O gerçek de şu ki NATO'dan bir an evvel çıkılması ve bunun karşılığında ittifak birikimini güçlendirecek yeni anlaşmalar, yeni paktlar yapması gerekiyor. İşte Rusya ile, İran ile, Suriye ile, Irak ile, Çin ile, Hindistan ile, Pakistan ile, Afganistan ile, Libya ile, Mısır ile, yani yükselen dünya güçleriyle yeni anlaşmalar yapması, NATO'dan da bir an evvel çıkması gerekiyor. Bununla da bu süreç içerisinde yüzleşeceği bir döneme girildiğini söyleyebiliriz Türkiye açısından. Teşekkür ediyorum Gürkan Demir. Orçun Göktürk, sizin de son sözlerinizi alalım. Aynı soruyu size de yönelteyim. Karadeniz'de bir savaş olabilir mi? Bu soruyu sormaktan da çok hoşlanmıyorum ama çok soruyorlar. Madem öyle, bir de yanıtını verelim istedim. Lütfen buyurun. Çok teşekkürler. Bu söylem daha çok Batı medyasının çok öne çıkardığı ve sevdiği bir söylem. Siz de bunu vurguladınız. Çok teşekkürler. Aslında geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki, Kiev'deki bir gazeteci Deniz Berktay, hem biz Aydınlık Gazetesi'nde röportaj yaptık kendisiyle, hem de Ulusal Kanal'a Sayın Mehmet Perinçek'le beraber yaptığı programda çok önemli bir şey söylemişti. Bu Batı basınında yer aldığı kadar Ukrayna basınında ön sıralarda değil. Yani savaş söylemi. Yani bir savaş ciddiyeti yer alır değil mi? Medyada bütün televizyon kanalları bunu konuşur, haber programları bununla ilgili haber yapar. Fakat burada birincisi Ukrayna tarafı, yani Ukrayna tabii bu krizden fayda sağlayıp hem ABD'den Patriot istiyor hem bizi NATO'ya alın diyor. Çünkü güvenebileceği bir ittifak içerisinde kendini bulmak istiyor. Hem Ukrayna'dan gelen söylem hem de çok önemli, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
2 gün önce Kahire'de, Mısır'da yaptığı açıklamada çok önemli bir şey söyledi. Bu bizim, eğer bir kriz varsa bizim krizimizdir. Bunu biz oturur konuşur çözeriz. Amerika kendi içine baksın. Yani bizim savaş gemilerimizi, askerlerimizi hem Karadeniz'de hem de Rusya içerisinde bir hareketlilik, tırnak içerisinde söyleyeyim, sağlamamız. Bu kendi bölgemizde, kendi yaşadığımız vatanımızda yapıyoruz bunu diyor. Amerika'nın ne işi var Karadeniz'de sorusu çok önemli. Türkiye açısından da Türkiye örneğin Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikat yapacak olsa yanında kimler yer alır, karşısında kimler yer alır? Yani karşısında kimlerin yer aldığını çok açık bir şekilde biliyoruz. Türkiye'ye karşı kimlerin askeri tatbikatlar yaptığı. Türkiye'nin yanında Ukrayna mı yer alır, Yunanistan mı yer alır, yoksa Rusya mı yer alır? Amerika mı yer alır, yoksa İran mı yer alır? Bu bizim Türkiye'nin hem de bölge güçlerinin önümüzdeki dönem hem de kamuoyunun da Türk milletinin de siyasi partilerin de sorması gereken en önemli soru. Yani Türkiye'nin bölgede dostları kim, düşmanları kim? PKK'ya kim silah veriyorsa düşman odur. Ama Astana sürecini kimle yapıyorsa dostumuz da odur diyerek bitireyim ben de Sayın Çağlayan. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim. Orçun Göktürk, Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi ve Gürkan Demir, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi. Çok teşekkür ediyoruz. Gece görüşüne katıldıkları için sıcak gündemi birlikte değerlendirdik. Son yapılan vurgu önemliydi. Gerçekten Karadeniz'de bir savaş çığırtkanlığının bu dönemde ne Türkiye'ye, ne Rusya'ya, ne de bölge ülkelerine bir yararı yok diyelim ve haberlerimize devam edeceğiz efendim. Rusya, Türkiye'ye uçuşlarını geçici olarak sınırlandırmıştı hatırlarsanız. Bu kararı size duyurmuştuk. Peki merak ettik şimdi bu karar sektör temsilcileri tarafından nasıl karşılandı? Antalya büromuzun haberini izliyoruz. Çünkü sektör dertli. 2021 ile ilgili çok ciddi beklentiler içerisindeydik. Türk turizmcileri salgın sürecinde güvenli turizm sertifikasyon programıyla dünyaya örnek oldu. Sektör çalışanları öncelik kapsamında COVID-19 aşısı da olmaya başladı. Bu farklarla tam yeni turizm sezonuna hazırlık yapılıyordu ki üzücü haber Rusya'dan geldi. Rusya bizim olmazsa olmazımız, en büyük turizm geliri sağladığımız ülke. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Galikova, koronavirüsle mücadele merkezinin Türkiye ile havayolu iletişimini 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu bizlerde aslında bir son anlama geliyor. Zira 2016 yılında uçak krizinde de evet birçok ülkede turist alma konusunda sıkıntılar yaşamıştık ama Rusya olunca bizim birinci paydaşımız. Maalesef bunun etkileri bizlerde çok daha fazla, izi daha fazla sürüyor. Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Geçen yılda salgına rağmen ülkemize en çok turist gönderen ülke yine kaynak pazar Rusya olmuştu. Alanya Tanıtım Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dağoğlu kararı ulusal kanala değerlendirdi. 1 Nisan itibariyle tesislerimizin çoğunu açmaya başladık. Hazırlıklar yaptık ve Mayıs ayına kadar da geri kalan kısımdaki tesislerimiz de açılacaktı. Bırakın tesislerimizi açmayı, açan tesisler bir hafta sonrasında elimizde misafir yok diyerekten kara kara düşünmeye başladılar. Dağoğlu, yüksek sezon öncesi vaka sayısının düşmesiyle sektörün hareketleneceği görüşünde. Bunun için de ülke olaraktan belki biz de Ramazan ayında kapanaraktan bu sayıları minimize edebiliriz. İnşallah Haziran ayı itibariyle bizlerdeki vaka sayıları düşer ve kaldığımız yerden devam ederiz. Biz kendimizi izole edip de sağlıklı bir koruma altına almazsak değil Haziran ayında, Eylül ayında dahi biz turizmi açamayız. Sınırlama kararı Rus tatilcileri de oldukça üzdü. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren tatilciler kararın geri alınması için imza kampanyası da başlattı. Rus vatandaşları bu tatillerini daha öncesinden ayarlamışlardı. Onlar için de bir hüsran, hayal kırıklığı oldu. Turizmciler kısa çalışma ödeneğiyle sektörün desteklenmesini istiyor. Devletten bu konuda ciddi destek bekliyoruz. Belki bu kısa çalışma ödeneklerinin uzatılması söz konusu olabilir ki bizlere çok büyük destek sağlamışlardı. Antalya'da zeytin üretimi ve ticaretinin kökleri Pamfilya dönemine kadar uzanıyor. Ve yöreye has tavşan yüreği zeytini de kentin en önemli değerlerinden biri. 2018 yılında tescillenmişti bu zeytin. Artık coğrafi işaret logosuyla satışa sunulacak. Burada hedeflenen ürünü üretici ve
tüketiciyi korumak. Çekirdeği tavşanın kalbi şeklinde olduğu için bu ismi almış. Biraz kalp şeklinin genişi, büyüğü yani yuvarlak zeytin türlerinden bir tanesi. Turizmin başkenti Antalya, tarımsal üretimin de en önemli merkezi. Kentte zeytin üretimi ve ticaretinin kökleri oldukça derin. Yöreye has bir zeytin çeşidi var ki tadı, aroması, kalitesi ve daha nice özelliğiyle fark yaratıyor. Coğrafi işaret sürecinde incelendi. Diğer bütün zeytinlerden fenolik bileşenleri itibarıyla, şekli itibarıyla farklı. Tavşan yüreği zeytini kentin en önemli değerlerinden biri. 2018 yılında Antalya Ticaret Borsası'nın başvurusuyla coğrafi işaret tescili aldı. Bu demektir ki ülkede ve dünyada bu bölgenin ürünü farklı bir ürün, kendine özgün bir ürün ve eşi olmayan bir ürün olarak tescillendi. Kentte şimdi tavşan yüreği zeytini coğrafi işaret logosuyla satışa sunulacak. Üretimden sofralara gelene kadar tüm aşamalar denetlenecek. O logoyu gördüğü zaman gerçekten doğru ürünü doğru tarifle, doğru ismiyle, doğru işlemeyle alacak. Hedef, ürünü, üreticiyi ve tüketiciyi korumak. Kimse tavşan yüreği adı altında başka bir zeytinle değil, tavşan yüreğiyle tanışacak. Tüketici her açıdan korunacak. Oluşacak pazar yapısıyla birlikte üretici de korunacak artık. Bölgesel bir değer, ulusala korunan bir değere ve herkesin kazandığı bir değere dönüşecek inşallah. Tavşan yüreği zeytininin yağı da bir başka. Çok daha içilebilir, salatalarda tüketilebilir ve insana çok daha diğerlerine göre biraz daha yararda üstün olduğunu söylemekte sanıyorum yanılmış olmayız. Biz bunun ne sofralığından ne de yağlığından vazgeçeriz. Hem zeytininden hem de zeytinyağından bir tadına bakın. En azından kendi yorumunuzu yapın. Zeytin Park Genel Müdürü Vahdet Narin önemli bir çağrıda bulundu. Çok eski tarihlerden beri yöreyle oluşmuş, yöreyle bütünleşmiş, yörenin coğrafi yapısına ve faunasına uyduğu artık tescillenmiş yeni dikimlerin tavşan yüreği olması yolunda öneride bulunabilirim. Şimdiki haberimiz Adana'dan. Çukurova Belediyesi'nin sokak hayvanları için konulan kulübeleri kaldırmasına hayvanseverler tepkili. Belediye Başkanı Soner Çetin'e seslendi hayvanseverler. Destek görmedik, bari köstek olmayın dedi. Adana'da hayvanseverler eyleme geçtiler ve Çukurova Belediyesi'ni protesto ettiler. Bu soğukta, bu yağmurda köpekler içlerine girip sığınıyordu. Ama sadece belediye bize köstek olmasın. Hani destek zaten göremedik. Şehirler hepsi betonlaşmış ve şu an biz park bahçelerde onların yaşamlarını kısıtlarsak bu hayvanlar ne olacak? Hayvanseverler hayvan dostlarının hava şartlarından korunması için bıraktıkları kulübelerin Çukurova Belediyesi tarafından kaldırılmasına basın açıklaması yaparak tepki gösterdiler. Çukurova Belediyesi Başkanımızdan 150 kişinin kamera kayıtlarını istiyorum. Eğer ısırılmışlarsa doktorlardan doktor raporlarını istiyorum. İddiaya göre Adana 5 Ocak Lyons Parkı'nda bulunan köpekler vatandaşlara saldırdı. Şikayet üzerine de belediye ekipleri hayvanseverlerin bölgeye bıraktıkları köpek kulübelerini kaldırdı. Çözüm masasının ilk icraatı olarak Palas Pandras bu kulübeleri kaldırmak oldu. Hayvanseverler adına açıklamayı gerçekleştiren İpek Şahin, kulübelerin kaldırılmasından Çukurova Belediyesi'nin hayvan hakları koruma masasının sorumlu olduğunu belirtti. Hayvan hakları koruma masası yapacaksan her bölgeden bir hayvansever sözcüsü bulacaksın. Onlarla fikir mütalasında bulunacaksın. Ortak faydada buluşup maddeleri koyacaksın. Konuya ilişkin ulusal kanala açıklama yapan Çukurova Belediyesi, kulübeleri görüntü kirliliği gerekçesiyle kaldırdıklarını söyledi. Şahin ise açıklamasında belediyelerin sokak hayvanı besleme noktalarının olmamasını da eleştirdi. Eğer belediyenin besleme noktası olsa bu kadar hayvansever arkadaşlarımız hafta sonu demeden, yağmur çamur demeden aklını mı yediler ki her gün hayvanların yanına gidip besleme yapsın? Hayvanseverler seçimlerden sonra belediye tarafından hayvanlara yapılan desteğin yetersiz olduğunu söylediler. Oylarını aldılar. Yerel seçimlerden önce belediye getiriyordu kırıntı, korumama da getiriyordu. Seçim bitti, hepsi bitti. O hayvandan asıl ihtiyaçları giderilmesi söz konusu olduğunda biz belediyemizi yanımızda göremiyoruz. Araç bakımında kullanılan madeni yağların internet satışları raf fiyatlarından daha ucuz. Hal böyle olunca akıllara fiyatı düşük olan bu yağlar güvenilir mi, sahte mi, değil mi? Nasıl anlarız gibi pek çok soru geliyor. Ulusal Kanal ekibi de bu sorulara yanıt aradı, izliyoruz. Araç bakımında yağ değişimi önem arz ediyor.
Son dönemde internetten satılan ucuz yağlar arabalarınıza zarar verebilir. 150 lira kar edeyim derken 15 bin lira masrafla karşılaşabilirsiniz. Müşterilerimiz zaten kendileri getiriyor malzemeyi. İnternetten alanlar da oldu. Biz genelde yedek parçacıdan almalarını tavsiye ediyoruz. Niye? Geçen bir abimiz aldı. Motor yağını değiştirdik. Beraber bir test sürüşüne çıktık. Test sürüşündeyken başımıza bir olay geldi. Yağ lambası yandı. Aracı dükkana getirdik. Bizlik bir sıkıntı var mıydı? Ben yağ çubuğunu çektiğimde yağ, motor yağı silikon gibi olmuştu yani. Otomobillerin rutin bakımları, araçların uzun ömürlü ve sağlıklı kullanılması için önemli. Bu bakımların başında da yağ değişimi geliyor. Birçok kullanıcı daha ucuz olduğu için servis bakım malzemelerini internetten almayı tercih ediyor. Bu ürünlerse sahte çıkabiliyor. Yani kar edeyim derken büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi normal bizim orijinal aldığımız motor ya burada 350 liraysa internetten abimiz 150-200 liraya kadar alıyorlar yani. Ama işte bu bir çelişki. İşte sorun yaşıyorlar ondan sonra. Sahte olabiliyor, sıkıntı çıkarıyor yani. 100 liradan kaçıp da 15-20 bin lira motor zararına girmeye değmez yani. İzmir 1. Sanayi sitesinde servis bakım işi yapan Orhan Gültekin vatandaşları uyardı. Kullandıkça pistonları aşındırıyor. Yani bu sefer araç yağ yakmaya başlıyor. Duman atmaya başlıyor. Eğer kullanmaya devam ederlerse aşağıya zarar vermeye yani granga, yataklara o şekilde zarar vermeye başlıyor. Hani en kötü ihtimal oldu ki yatak sahada hala kullanmaya devam ederse bloğu bile patlatabilir yani motor bile gidebilir. Yani yağ bakımını zamanında yaptırmaları lazım. Ayrıca motor yağını iyi kullanmaları lazım ki bunun yanında yağ filtresi de önemli. Onu da orijinal kullanmaları lazım. Kalitesi düşük yağ kullanımıyla motorda büyük hasarlar oluşabilir. Ve bunun size maliyeti 15 bin liradan fazla olabilir. Efendim noktalıyoruz gece görüşünü. Saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden Ulusal Kanal, Ulusal Radyo frekanslarında buluşuncaya dek iyilikle, güzellikle kalın efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.